3. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da başladı, Erzurum'da devam etti. Yunanistan Başbakanı Papandreou'nun da gelmesiyle tüm dikkatlerin çevrildiği Erzurum'da 152 büyükelçi ayrı ayrı düzenlenen oturumlarda 2011 yılı vizyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 25 oturum, 8 çalışma grubu ve 17 genel kurulda konular enine boyuna tartışıldı. Hariciyenin ve dış politikanın sadece Ankara'da değil yurt sırtına yayılan bir bilinçle bütün yurt sırtında yürütülmüş olduğunu bir kez daha göstermiş olacağız. Konferansların ardından büyükelçiler Erzurum'u gezdi. Mekan ca kebabıyla ünlü Erzurum olunca diplomatların ilk fırsatta buluştukları nokta da kebapçı oldu. Büyükelçiler daha sonra Erzurum'un ünlü taşhanını ziyaret etti. Çok güzel karşılandık. Herkes kimsiniz, nereden geldiniz diyorlar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise yoğun temposu içinde Erzurumlularla buluştu. Vatandaşlar Davutoğlu'nu yoğun sevgi gösterisiyle karşıladı. Davutoğlu Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin yaptırdığı okulun açılışını da yaptı. Nene Hatun kim? Erzurum kız. Toplantının kapanış bölümü Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binadaydı. Resmi kapanışın ardından verilen akşam yemeği ise bir hafta süren Büyükelçiler Konferansı'nın en renkli görüntülerine sahne oldu. Gün boyu takım elbiseyle gezen büyükelçilere kravatları çıkarın mesajı Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ndan geldi. Herkes kravatını çıkarsın. Bravo. Tamam. Bu akşam burada bağırıp oynayacağız. Güzel Erzurum türküleri dinleyeceğiz. Kravat olmaz. Erzurum türküleriyle coşan büyükelçiler davul zurna eşliğinde halay çekti. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'a diplomasi muhabirleri de eşlik etti.